Ambul parmağımı. Flaşı açalım mı? Abi yok, flaşı yok, yok, flaşı gerek yok. Flaşı iyi gerek. Olmaz. Şimdi bak. Şu an kayıt da. Ben başını keserim. Tamam. Bu şimdi kayıt da. Gelişmeydi. Köyün yeni ismi Akyaka Köyü. Abi. Eski ismi Püşke. Sevgili izleyenlerim, biz Akyaka eski ismiyle Püşke Köyü'ndeyiz. Şu an biz bu müessesenin, bu evin sahibi kardeşimizle birlikteyiz. Burayla ilgili bilgileri ondan almadan önce isim soy isimle seni bir tanıyabilir miyiz? İsmim Eray Gün. Evet, Akyaka Köyü'nden. Şimdi şu burası kaç yıllık bir mekan? Bahattin Bey, buranın kaç yıllık olduğunu şöyle söyleyeyim. Bundan 15 yıl önce bu Beşpınar Sağlık Ocağı'nda bir doktor vardı. Hı. Ermeni asıllı. O adam bu tarihi yerlerin heveslisiymiş, duymuş. Benden rica etti burayı bir görebilir miyim diye. Hayır dedim ki, gör, geldi baktı. Zaten camimiz önceden zaten kilise yapılışı. Orayı da görmüş. Geldi burayı baktı. İnceledi. Dedi burası papazın evi dedi. Papazın evi. Burası kaç papaz... yıllıkmış burası? Onun demesine göre en az 500 yıl. En az 500 yıl. En az 500 yıl. Şimdi şurası şu bölümde kırman tavan var. Altta şömine var. Şu evet. An samanla kaplı olduğu için tam göremiyoruz biz. Bize evet. Bir orayı anlatır mısın? Burada şömine var. Şöminenin sağında solunda taştan dolaplar var. Kıbla tarafında, güney tarafında da tekrar iki tane bak, dolaplar var. Gördüğünüz gibi kemerle yapılmış. Evet. Üstü tumbuklarla yuvarlak halde. Şimdi şurada az önce biz baktık, temizledik orayı, yazı gördük. Daha önce hissetmiş miydin hayır, burada yazıyı? Yazıyı hissetmemiştim. Zaten sizin demez de orayı evet. Silindi, temizlendi. Yazının olduğu çıktı ortaya ama evet. Tabii biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Tam da tescillemek lazım ne yazılı diye. Kemer çok güzel bir kemer. Şimdi söyler misin buranın eski kiliseye bir tüneli varmış. O doktorun demesine göre. Doktorun demesine göre. Onun anlatışı bu kemer olan yer normal papazın evi. Yani oturduğu mekan. Evet. Bu bulunduğunuz alanda burası da bahçesiymiş. Bahçesi. Evinin bahçesi. Şimdi şu taş. Bu taş bak zaten şimdi, biz kalktık. Ağırlık taş olduğu gibi burada. Burada. Şimdi evet. Bu taş bak oradan suyun dehlizi var. Üç tane dehlizi var. Yani çıktı. Şimdi bu daha çok üstte baca olan kırman tavan bacaların altına konulan bir şeydir bu. Burası da önceden şey yapılıyordu. Köşe ağaçlı. Burası tuzlu. Yuvarlak ağaçlı. Kırmandı. Kırman mıydı burada? Burası da köşe ağaçlı kırmandı. Kırmanıdı. Hah. Şimdi oturdu yerine. Burası niye? Çünkü bu bizim kırman bacaların altına konulan şey taşıdır. Tam bu merkezdeydi zaten buranın. Bayburt'ta yapı mimarisinde bu vardır. Yani buradan özetleyecek olursak zaten buradan bir tünelle kiliseye kadar alttan gidilen olduğu söyleniyor. Siz görmediniz. Böyle bir şeyi bilmiyorsunuz. Burası bir papaz evi. Altta iki tane şömineleri olan bir papaz zaten evi. Kilise kuzey doğusunda evet. Yaklaşık 150 metre. Güneyinde de 100 metre ilerisinde çeşme. Bu da tarihi çeşme. O da tarihi çeşme. 100 metre ilerisinde. Evet. Bu kemer kapalıydı. Burası duvar örülüydü. Kapalıydı. Bu sonradan kapatılmıştır. Sonradan ben kapatılmıştır. Açtım. Evet. Ben açtım bunu. Evet, sonradan kapatılmıştır. Çıksın meydana diye. Abi bunun da üzerini hiç orijinalini bozmadı. Hiç bozmadı. Hala bu, daha çatısız. Hala kırman yok. Tavan böyle. Bu orijinal. Topra. Bir buranın üstü tavan bozulmuş. Üstü bozulmuş. Bozulmuş evet. Buranın üstü bozulmuş. Evet, kırman tavan. Şimdi çok ilginç bir kırman tavan. Bir buçuk metrelik domruklarla. Bir buçuktan başlamış. Aşağıda büyümüş. Veya 2 metre. 2 metre. En alttan 2 metreden başlamış. Üstte yukarıya kadar 40 santime kadar düşmüş. 40 santime kadar düşmüş evet. Çok güzel bir tarihi eser.
Buranın yok olmaması, bugüne gelmesi güzel bir şey. Elbette ki tabii ki dikkat ettim, korudum. Evet, korumak. Yazık günah. Yani şimdi bunu yıkması bir saatte yıkarsın. Evet. Ama gel bunu yap yıllarca. Gel bunu yap, evet, yıllarca tarihi bir yer. Yıkılmaması kötü olur. Evet. Sevgili izleyenlerim, evet. Ne yaptık? Püşke köyümüzde bu tarihi eser, 500 yıllık bu tarihi eser, sağ olsun benim hemşerim bugüne kadar getirmiş. Şimdi ben kendisine soruyorum, burayı turizme kazandırmalı mıyız sence? Burayı turizme kazandırmalıyız ki, çünkü tarihin eski bir tarih olduğunu, 500 yıllık bir şey olduğunu, gerek çeşmemiz, gerek bura görsün yani turistler. Evet. Gelsin burada görsünler buralar. Bir de Dişpınar Müzesi'nin sahibi Kenan Yavuz Bey, zaten onun oraya gelen turistlerden de buraya gelip ziyaret ediyorlar, bakıyorlar. Ama bunun için sizin burayı bu şeyden kullandırmamanız gerekecek artık. Yani saman, şu bu burayı herhangi bir şey doldurmamanız gerekiyor. Onu şöyle yapabilirim. 3 ay yaz dönemi, yani boş bırakırsın. 10. aya kadar boş bırakırım. 10. aya kadar zaten yaz dönemi turist o mevsimde geliyor. Yani, peki bu buraya yaptığım bu o zaman naklini, ambar vazifesini, başka bir öyle bir mekanın yok mu değerlendirmek için? Onu değerlendirmek için benim imkanlarım yok. Arkada yer var. Heh. Orada makinelerin çalışması bir baga gibi bir şimdi şundan ben bunu söyledim. Ben bunu şundan söyledim. Şimdi buraya her bir doldurup boşaltmada ne yapacak? Burası kirlenecek. Burası her yaz bir temizliği şu bu şeye girmesi lazım. Sonra şimdi buradaki bu bölümdeki kırman tavanın eski orijinalinde de buranın da yapılması lazım. Biraz daha şurayı değiştirmek lazım. Şimdi bu taraf orijinal. Vallahi orada sorun yok. Ama bu tarafta sorun var. İmkanlarım gözüm benim bu. Ben de ister miydim ki buranın da yıkılmasını? Ben de hatırlatım dedim. Yani yapamadım. Sağ ol, elbette. Evet, ben de hatırlatım dedim. Burasını koruyabildik, burayı koruyamadık. Evet. Burada da fazla bir şey yoktur. Bir kırman tavanı yoktur buranın. Duvarlarda bir sıkıntı yok. Burası, aynı duvarlar. Burası da aynı kırmandı. Ama köşe ağaçlar kırmayı. Köşe. Eskiden böyle hızar kesmesi değil. Ayak keserleriyle yoğunturmuş. Ama sonuç biliyoruz ne olduğunu. Ne olduğunu biliyoruz. Buranın kırman tavanının yapılması lazım. Orijinal olur. Gelelim şimdi o tünel meselesine. Tünel meselesi bir duyum. Duyum. Onun demesi. Doktorun dediği. Duyum. Dediği, evet. Gören yok. Yok canım. Şimdi 500 yıl öncesini kim bilecek? Evet. O bir duyum. Evet, buradaki bu kemerdeki yazıların da biraz daha dikkatli incelenip gerçekten biz gördüğümüz doğru mudur, yanlış mıdır, biraz daha incelenmesi gerekiyor. Aynen öyle. Evet. Efendim, şimdi o kadar orijinal bir kemer burada kullanılmış, bir ustalık sergilenmiş ki. Alttan şöyle görelim kemeri. Ne yapmış? Güç şeyinden alındığı gibi üste gelelim. Şimdi bu taşın üstü birbirini bağlasın diye ne yapmış? Buradan şey yapmış. Ve her bir taş üste bağlamalı. Haç kullanılmamış. Tamamen Horasan'la şey şekilde kullanılmış. Çok güzel bir kalite bir kemeri zaten var. Ortadan da kilit taşını atmış. Evet. Bakın kilit taşını atmış ortadan, evet. Ortada bir kilit taşı var. 5 santim kalınlığında. 5 santimlik ortada bir kilit taşı var. Evet. Burayı tam tutan o taş işte. Evet. Bu yanıya dönebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Bizi ağırladı burada. Senin söyleyecek son sözün var mı? İlgililerden ne bekliyorsun? Buranın turizm açılmasında sana ne dersin? Ne bekliyorsun? Vallahi ben bunlardan gelsinler, incelesinler, baksınlar. Evet. Ziyarete değerlendirilebilirse. Değerlendirelim. Ziyarete ben açık bırakmışım zaten. Evet. Heveslisi olan veyahut da burayla ilgisi, alakası olsun diye gelecek de varsa yine de gelsin. Yine de gelsin. Gelsin. Ben burayı açmışım zaten. Geliyorlar zaten. Evet, geliyorlar. Beşpınar Müzesi'ne gelen vatandaşların %70'i 80'i buraya uğruyor. Peki, teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim.